kullandı ama gittiği yer team oranın üstü. Burada muhtemelen saldırının çıkışı olmayacak. Sıçrası var ama bakalım bir şey yapabilecek mi, sıçrası oldu mu? Hatırlayalım tekrardan, Kozda uzaklardan güzel geldi. Zergsting onu yakaladı, şimdi Taldin! Zergsting aradan çıkarttı. Koridora geldin ama arka taraftan kökleriyle geliyor Taldin buraya. Herkesi köklerine yem etti. Adeta bu savaşı kökledi. Öteki tarafta Madness da öldü, Mokka da öldü. Hiçbir cevabı yok grubun. Ne yapıyorsunuz? Arkada Neyun kule altına da girmiş durumda. Kaçabilecek mi Frozen? Kaçamadı ama Neyun kule altında kaldı. Taldin burada Neyun. Doldurabileceği için çekişler sayesinde. Bakalım Neyun bu takası istiyormuş gibi duruyor. Frozen'la oynadı burada. Ve çok güzel bir oyun Neyun'dan kaçırdı ama Frozen'dan da mükemmel bir oyun. O takım savaşında düştüğü için ama. Ama Galacticus'un zaten işin kötü tarafı Caitlyn'in durumu değil. Bir de Fiora var. Orada arkada balık tuttu. Souls Perfect'i yakaladı. Tek attı Souls Perfect'e Frozen. Şimdi Zonya'sını kullandı. Bu arada Nunu da içeride. Frozen oyun bas düzen bazda çıkmayı başarıyor. Aşı büyümesini. Ne Kog'un ne de Gragas üzerinde kullanmadı. Şimdi birebir bir savaş var. Frozen lansı şu an. Yakaladı orada onu. Sersenletme de geliyor. Taekyon'u yakalamayı başardı. Taekyon orada ultisini agresif bir şekilde kullandı içeri girmek için. Şimdi yine güzel bir karanlık esareti artı ulti Nar'ı yakalamayı başarıyor. Ve bu sefer atağa geçen taraf 1907 Fenerbahçe. Polyphenic sıçrası yok. Sıçrası olmadığı için Moomoo'da yakalamayı başardı. Bir de sersenletiyorlar. Paden vurmaya devam ediyor. Kullandı Sejuani'nin üzerine. Halbuki Frozen'ın sıçrası yoktu o pozisyonda. Yalnız burada üzerinde çizme olmasına rağmen sıçrası olmayan Holyphenic. Bakalım burada ne olacak? Düşecek mi acaba? Mızraklar birikmeye devam ediyor. Kalista ultisini de kullandı ve Holyphenic burada düşüyor. 2-2 pozisyonda. İkinci skoru da alacaklar burada. Beraber ultiden kaçtı. Arkasında ise Sejuani'nin. Yine yalnız Japone çok iyi sakladı orada. Karanlık eserti bu sefer Paden biraz agresif oynuyor. Sersenletmeyi başaracaklar ama Mu'dan güzel karşı baskın. Şimdi aynı şekilde Taiki buraya geliyor. İki kişiyi fırlattı kuleye doğru ama onun hasarı takip edecek kimse yok orada. Ve Paden bir skor daha bulmayı başaracak burada. Immortal'ı şimdi sersenliyor. Bir ulti geldi üzerine. Hiçbir şey yapamadan Frozen onu da düşürüyor. İnandılar. Arkasından Rhea devreye girdi ve bir anda orada kötü bir pozisyona kaldı. Bu arada harika bir ölüm cezası geldi. Hemen afet kullanıldı ve sakin. Bu meyde Petro'nun geri döndüğünü zannediyor. Ola kırdan ilk çantasında bir tane kontrol totemi kalmış. Evet. Şimdi konsistan yakalandı orada. Ragnarok'u kullanmak zorunda kalacak ama Ragnarok aslan sonrasında pek fayda sağlamıyor ona. Smoke buraya gelmiyor. Şimdi yalnız arkadan attı Umut'u yakaladılar ölüm cezasıyla. Umut aynı zamanda bir ayartan öpücük de yedi. Ama Kairos yine ön saflarda hasarı tanklıyor. Şimdi 3 kişiye birden tutan bir ulti. Zaya! Alan yalnız bu yine harika pozisyonda. İlk hafta yapılan eleştirilere cevap yeteni de performans. Bu arada Galio da gelecek ama ölecek gibi işte o. Şu anda hala ultisi var ama Move mükemmel bir hareket. Hayırlı sonunda yalnız Smoke o noktada Move saçar tohumla gelecek. Smoke'un üzerine geldi. Sıçrası yok Smoke'un. Şimdi Scarlet'ın gelmesini bekliyor. Scarlet gelecek. Burada her ne kadar Zergsting rakibini havaya kaldırsa da yeterli değil. Şu anda yeterli değil. Bu arada Move'dan atılarak hep geldi. Zygon son büyük ihtiyaç var. Marshall 3 kişinin arasında hemen sersenlettiler onu. Bir de Freljord karşılaması. Milord'u vurmaya çalışıyor ama bitkilik var. Üzerinde yine Souls Direct'le ilk skoru almıştı. Frozen arka taraftan bir skor, iki skor, üç skor. 3'te 3 yaptı Frozen. Mil kaçmaya çalışıyor. Öteki tarafta Koma var. Frozen burada 4'te 4'ü istiyor. Onu da bırakmadık Mu. Mu bırakmadığı için şu an raporlayacak Frozen onu. Arka taraftan Japon...